Google Classroom'da öğrencilerinize canlı ders dışında sorular sormak istiyorsanız, tartışma ortamları oluşturmak istiyorsanız sınıf çalışmaları kısmında oluştur. Soruya geliyoruz. Burada iki tür soru türümüz var. Biri kısa cevap, biri çoktan seçmeli. Kısa cevapta açık uçlu bir soru sorup öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Çoktan seçmelide de sorumuzu sorup bu şekilde seçeneklerimize girebiliriz. İstersek soruyla ilgili dosya paylaşımları ya da video paylaşımı yapabiliriz. Ya da oluşturduğumuz bir dokümanı buradan öğrencilerle paylaşabiliriz. Soruları sınıfın tümüne paylaşmak istiyorsak şuradan tüm öğrencileri seçmemiz gerekiyor. Ama belirli öğrencilerle paylaşmak istiyorsak sadece istediğimiz öğrencilerin isimlerinin yanındaki kutucukları onaylamamız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra öğrencilere verdiğimiz süreyi ayarlıyoruz. Mesela bugün işte 1 Eylül saat 13.00'a kadar. Hani buradaki tarih aralığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz burada işte sorunun hangi haftayla ilgili olduğunu görünmesini istiyorsanız, oluşturduğunuz haftalardan hangisiyle ilgili olduğunu şuradan ilgili haftayı seçebilirsiniz. Daha sonra da sora tıklayıp öğrencilere sorunuzu sorabilirsiniz. Benim şimdi 10. haftada paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi burada sormuş olduğum soru gözüküyor. Şu ana kadar kaç tane öğrencinin cevaplamış olduğu da yazıyor. Buradan rahatlıkla kontrolünüzü yapabilirsiniz. Soruyu paylaştıktan sonra akış kısmına gelip sorun üstüne tıklayıp burada kaç tane öğrencinin soruyu cevapladığını, kaç öğrencinin soruyu aldığını, teslim aldığını görebiliriz. Teslim eden öğrencilerin, cevaplayan öğrencilerin verdiği cevapları isimlerin üstüne tıklayıp görüntüleyebiliriz. Hatta buradan eğer tartışma sorularına puan verecekseniz dönem boyunca buradan öğrencinin vermiş olduğu cevabı okuyarak puanını da verebilirsiniz. Şuradan öğrencinin puanına girdikten sonra geri ver dediğinizde tartışma sorularının puanlarını da öğrencilere iletmiş oluyorsunuz. Bu şekilde rahatlıkla Google Classroom üzerinden öğrencilerinizle online tartışmalar oluşturabilirsiniz. Açık uçlu yani kısa cevaplı sorularınızda da aynı şekilde ekrandaki görüntü gelecektir. Hatta şuradan gizli yorum ekle kısmından öğrencilerinize yorumlarda da bulunabilir.